Öyle. zamanlarımı veriyorum. Tamam hocam, öyleyse söz sizde. Yensuru o erkek yardım ediyor. Yensurani o iki erkek yardım ediyor. Yensuruna o erkekler yardım ediyorlar. Tensuru o bayan yardım ediyor. Tensurani o iki bayan yardım ediyor. Yensurna o bayanlar yardım ediyorlar. Tensuru sen erkek yardım ediyorsun. Tensurani siz iki erkek yardım ediyorsunuz. Tensuruna siz erkekler yardım ediyorsunuz. Tensurine sen bayan yardım ediyorsun. Tensurani siz iki bayan yardım ediyorsunuz. Tensurne siz bayanlar yardım ediyorsunuz. Ensuru ben yardım ediyorum. Nensuru ben yardım ediyorum. Biz değil mi? Meçhulü hocam. Evet. Pardon. Ensuru ben yardım ediyorum. Nensuru biz yardım ediyoruz. Yunsaru o erkek yardım olunuyor. Yunsarani o iki erkek yardım olunuyor. Yunsarune o erkekler yardım olunuyorlar. Tunsaru o bayan yardım olunuyor. Tunsarani o iki bayan yardım olunuyor. Yunsar ne? Onlar yani o bayanlar yardım olunuyorlar. Tunsaru sen erkek yardım olunuyorsun. Tunsarani siz iki erkek yardım olunuyorsunuz. Tunsarune siz erkekler yardım olunuyorsunuz. Tümsarine sen bayan yardım olunuyorsun. Tümsarani siz iki bayan yardım olunuyorsunuz. Tümsarne siz bayanlar yardım olunuyorsunuz. Ünsaru ben yardım olunuyorum. Ünsaru biz yardım olunuyoruz. Gayet netti hocam. Güzeldi. Teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür ederim sana hocam. Başka dinletmek isteyen varsa arkadaşlar bu şekilde bekleriz. İlahiyat Sever hocam, söze kaldınız. Mikrofon çalışıyor sanırım. Evet hocam, sesi geliyor mu? Geliyor hocam, söz hocam, siz. Geliyor, geliyor. Fiili mutfari. Önce malumu çekeceğim hocam, Yensuru. Yensuru bir erkek yardım eder. Yensurani iki erkek yardım eder. Yensurune erkekler yardım eder. Tensuru bir bayan yardım eder. Yensurani o iki bayan yardım eder. Yensurne o bayanlar yardım eder. Tensuru sen erkek yardım edersin. Tensurani iki erkek yardım edersiniz. Tensurune siz erkekler yardım edersiniz. Tensurine siz bayan, sen bayan yardım edersin. Tensurane siz iki bayan yardım edersiniz. Tensurne siz bayanlar yardım edersiniz. Ensuru ben yardım ederim. Ensuru biz yardım ederiz. Bunları meçhulü. Yunsaru o erkek yardım edilir, o erkek yardım eder ya da olunur. Yunsarani o iki erkek yardım olunur. Yunsarune o erkeklere yardım olunur. Tunsaru o bayan yardım olunur. Yunsarani o iki bayana yardım olunur. Yunsarne o bayanlara yardım olunur. Tunsaru sen erkek yardım olunur. Tunsarani siz iki erkeğe yardım olunur. Tunsarune siz erkeklere yardım olunur. Tunsarine siz sen bayana yardım olunur. Tunsarani siz iki bayana yardım olunur. Tunsarne siz bayanlara yardım olunur. Unsaru ben yardım olunurum. Nunsaru biz yardım olunuruz. Yani Türkçe biraz olmadı ama hocam. Tamam hocam, yani anladığım kadarıyla durumu anlamışsınız. Sadece şöyle bir şey var. Gaibenin çekiminde, yani ben bir çekim yapayım. Mesela Yunsaru diyorsunuz. Yunsarani, Yunsarune, Gaib de böyle. Gaibeye gelince yine Yunsaru diyorsunuz sanırım. Doğru mu? Yok hocam, Tunsaru birincisi. Diğerleri Yunsarani, Yunsarune yani. Olması lazım. Yanlış mı söyleyeyim? İşte o yu değil de hocam, Tunsaru yardım olunur bir kadın, Tunsarani yardım olunur iki kadın, Yunsarne yardım olunur kadınlar. Tamam hocam, evet yanlış söylemişim, doğru hocam. Tamam, başka bir problem yok, biz teşekkür ederiz hocam. Başka dinletmek isteyen varsa arkadaşlar dinleyebiliriz.
Söz sizlerde arkadaşlar. Dinletmek isteyen varsa dinleyebiliriz. Konuyla alakalı anlaşılmayan bir yer varsa sorabilirsiniz. Emsile bitene dek bu şekilde dedik. Emsile bittiğinde metin okuyacağız. Ben de okuyacağım. Siz de okuyacaksınız. Kısa kısa tercümeler olacak. Yanına işte akaid, hadis gibi farklı dersler ekleyeceğiz. Ama evvela emsilenin bu şekilde bitmesi gerekiyor. Bekliyorum ders dinletmek isteyen olursa diye. Ezber dinlemeye hazırız, bekliyoruz. İyi akşamlar hocam. Evet hocam buyurun. Yunus'un yardım edip ol bir sahip erkek. Yani Sarun yardım edip ol sahip erkek. Yani Sarun yardım edip ol. Yun Saru ne diyoruz değil mi hocam? Y değil de Yu. Evet. Tamam. Yun Saru yardım edip ol sahip erkekler. Yun Saru yardım edip ol sahip kadın. Sahip kadın. Yun Saru yardım edip ol yardım ediyor iki gaybı kızın. Nusra da yardım ediyor gaybı kızınlar. Nusra'nın yardım ediyorsun sen erkek. Nusra'nın yardım ediyorsun sen erkek. Nusra'nın yardım ediyorsun sen kızın. Nusra'nın yardım ediyorsun sen kadın. Nusra'nın yardım ediyorsun sen kızın. Nusra'nın yardım ediyorsun sen kızınlar. Nusra'nın yardım ediyorum ben. Nusra'nın yardım ediyorsun. Teşekkür ediyoruz hocam. Sesinizler ne kadar? Biraz az gelmiş olsa da yine de anladık. En azından ben anladım, sesi fazlasıyla açtım. Ders kaydında da sesiniz biraz az çıkmış olacaktır. Kaydı dinleyenler de problem var demesin. Hocamızın mikrofon ses ayarları sanırım kısıktı. Tamam hocam, problem yok yani, ben anladım. Güzeldi. Başka dinletmek isteyen varsa arkadaşlar dinleyebiliriz. Veya konuyla alakalı sorusu olan varsa alabiliriz. Sırada ne var? Nasran, Nasran, Nasratun. Biliyorsunuz mastar vermimi. Görüntüyü açtık. Nasran, mastar vermimi. Nedir o? Yardım etmek manasına geliyor. Nasran, Nasran, Nasratun şekilde çekim yapılabiliyor. Ama ayrıntısını okuyoruz burada açıklama. Mastar gayri mimi, lügat manası mimsiz olarak bir mastardır yani. Nasıl mastar? Mimsiz mastar demek. Gayri mimi, mimsiz demek. Mastarın müfret, tesniye ve cemisi esasen yoktur. Ancak mastardan adet, yani sayı, nevi, yani çeşit, ismi fail veya ismi mef'ul manası kast edilirse müfret, tesniye ve cemi o zaman yapılabiliyor. Mastara bazen malum manası verilir, yardım etmek te olduğu gibi. Bazen de meşhur manası verilebilir, yardım olunmak gibi. Ne zaman malum, ne zaman meşhur mana vereceğim ben? Cümlenin akışına göre o belirlenmektedir. Yani yeri geliyor mastara ismi fail, yeri geliyor ismi mef'ul manası vermemiz gerekiyor. Bu ne diyeyim, ilerleyen dönemde yani metin okudukça öyle bir yer gelecek ki buna meşhur manası vermek zorundayız. Vermezsek cümlenin akışı, Türkçe yani akış bozukluğu oluyor. Türkçe'ye uygunluğu bakımından meşhur mana vermek gerekiyor. Not, yukarıdaki mastar sıgalamasına yani çekimine adet kastedilerek mana verilmiştir. Zaten Nasran yanında ne diyor? Bir kere yardım etmek. Nasrani iki kere adet vermiş değil mi arkadaşlar?
Mastardan az önce ifade edilen manalar kastedilmezse, yani adet, nevi gibi şeyler kastedilmez ise, müfret, tesniye ve cemi olmayarak sadece yardım etmek diye mana verilir. Yani gaip, gaibe, müzekker, müennes bu tür şeyler yok. Yardım etmek dersin ve geçersin. Adet kastedilmiş ise o zaman bir kere, iki kere, üç kere diye oluyor. Yine bunda müzekkerlik, müenneslik gibi bir şey söz konusu değil. Yani gaip midir, muhatap mıdır, nefs-i mütekellim midir, o tarz bir şey yoktur. Esasen zaten masların çekimi yoktur. Çekimi olması için adet, nevi, ismi fail, ismi meful manalarının kastedilmesi gerektiği burada yazılı. Elinizde de bu not var. Ben kısaca okudum. Siz okumaya devam edebilirsiniz. İsmi fail sırada. Bu sıralama neye göre? 24 kalıp çektik ya. Nasara, Yensur'u, Nasur'un, Nasir'un. İşte Nasur'un işledik. Sırada Nasur'un, yani ismi fail var. İsmi fail de Nasir'un, Nasira, Nasirune. Nasirune cemi oluyor biliyorsunuz. Nasirune'nin hemen üstünde 3 tane daha kelime var. Bunları görüyorsunuz. Yakınlaştırdım baya. 3 kelime daha var. Bu 3 kelime ne oluyor arkadaşlar? Bunlar da cemidir. Değişen bir şey yok. Bu cemilere mükesser adını vermekteyiz. Cemi mükesser. Hemen altındaki nasirune cemi müzekker salimdir. Nasirune cemi müzekker salim. Hemen üstünde yer alan Nussarun ve Nussarun ve Nasaratun. Bunlar cemi mükesserdir. Mükesser kırılmış demek. Kırık manasında. Cemi mükesser derler. Cumu'i teksir der mesela. Arap sitelerinde daha çok o şekilde geçmekte. Kırık çoğul şeklinde değişik adlandırmaları söz konusu. Cemi mükesseri ilerleyen dönemde ayrıntılı olarak işleyeceğiz zaten. Hemen diğer parmağa bakıyoruz. Nasiratun, Nasiratan, Nasiratun. Nasiratun da cemi müennes salimdir. Hemen üstünde ve nevasiru yazıyor. Nevasiru da yine cemi mükesser olmaktadır. Kırık çoğul diğer adıyla. Cemi mükesseri dediğim gibi ilerleyen derslerde ayrıntılarıyla işleyeceğiz. Yani ne kadar kalıbı var, kaç kısma ayrılır gibi ileride işlenecek. İsimlerden malum ve meçhul yapılmaz. Bu bilgiyi unutmayacağız. Malum meçhul nerede var? Fiillerde var. İsimlerde malum meçhul ayrımı söz konusu değil. Ancak ismi fail malum manasında, isim mef'ul de zaten meçhul manasındadır. Mensurun ne demekti? Yardım edilmiş, yardım olunmuş. Zaten meçhul manasında. Burada ayrıntı vermişler. 4 cemi müzekker sıgasından birincisi cemi mükesser musahhah. Diğer 3 tanesi cemi mükesser, pardon, cemi müzekker mükesserdir. Birincisi ne? Cemi müzekker musahhah. Yani nasirune'den bahsediyor. Nasirune cemi müzekker musahhah. Yani salim diğer adıyla. Ayrıntı şu an çok önemli değil çünkü ileride bunlar gelecek zaten. İsim mef'ul var bir de. Mensurun, mensurane, mensurune ve menasiru. Mensurune'nin hemen üstündeki menasiru ne kalıp olur yine? Cemi mükesser olacaktır. Ayrıntıda bu zaten yazılmış. İkincisi diyerek menasiru'yu kastetmiş. Sonra mensuratun, mensuratan, mensuratun diye ifade edilmiştir. Öyleyse yarınki ders olarak, yani yarın akşam için ne yapmalıyız? İsmi fail ve isim meful'ün çekimi arkadaşlar. Kaç kalıp var burada? İsim meful 2 parmak. İsmi faili de görüyorsunuz. O da 2 parmak eşittir. 4 parmaklık bir çekim var. Yani basittir. İsmi fail ve isim meful'ü yarın akşama hazırlarsak, ardından tekrar fiil-i muzari'ye geldiğinden nereye gelecek? Fiil-i muzari cahd-i mutlağa gelecek. Ardından bir hızlanma süreci başlayacak diye düşünüyorum. Daha hızlı şekilde ilerleyeceğimizi düşünüyorum yani. Bu bağlamda ismi fail ve isim meful ile alakalı kırık cemileri de ezberleyeceğiz mi? Tabii hocam, bu tabloda ne yazıyorsa birebir ezber. Mesela isim mef'ulde ne var?
Mensurun, mensuranı, mensurune ve menasirun. Ve menasirun da çekimini yapacağız. Manası ne? Mensurunenin manası her ne ise menasiru da aynı. Yani bu cemi mükesser dediğimiz, kırık çoğul dediğimiz kelimenin manası hemen altındaki cemi müzekker ile aynıdır. Mana değişmiyor. İsmi failde de aynı şey söz konusu. Tamam, bir kere çekim yapalım hocam. Mesela isim failin çekimini yapıyorum. Nasirun yardım edici bir erkek. Nasiran yardım edici iki erkek. Nasirun'a yardım edici erkekler. Nusarun yine yardım edici erkekler. Ve Nusarun yardım edici erkekler. Ve Nasaratun yardım edici erkekler. Nasiratun yardım edici bir kadın. Nasiratan yardım edici iki kadın. Nasiratun yardım edici kadınlar. Ve Nevasiru yine yardım edici kadınlar manasına gelmektedir. Yani cemisi ile parmak içerisinde yer alan son kelime ile hemen üstteki aynı manada. İsim mef'ulün çekimi mensurun yardım olunucu demiş. Olunmuş bir erkek. Mensurani yardım olunmuş iki erkek. Mensurune yardım olunmuş erkekler. Ve menasiru yine yardım olunmuş erkekler. Mensuratun yardım olunmuş bir kadın. Mensuratani yardım olunmuş iki kadın. Mensuratun yardım olunmuş kadınlar. İsmi fail ve isim mef'ulü bu şekilde ezber olarak yapmanızı öneriyoruz. Yapabilen, yani yaptığım zaman arttı diyen arkadaşlar, mensurun kelimesini ketebeyi de buraya uydurun. Ne olur? Mektubun olur değil mi? Mektubun, mektubani, mektubune ve mekatibu. Mensuratun, mektubetun şeklinde çekimlere devam etmelisiniz. Mesela isim faile baktığımızda nasirun, katibun. Nasirani, katibani, nasirune, katibune. Nusarun, küttabun şeklinde ketebeyi buraya uydurarak da çekim yapmanızda sizin açınızdan fayda vardır. Çekiminizi geliştirmeye şimdiden başlayabilirsiniz. İsmi fail ve isim mef'ulün çekimi dedik. Bununla birlikte, yani şu an paylaşımı durduruyorum, siteyi açıyorum. Sitede arkadaşlar, öyle sanıyorum ki görmüşsünüzdür, üçüncü dersin sonu diye bir yazı vardı. Orada talebe yetlubu talebun fiili var. Hemen yazayım buraya da. Ne yazıyor? Talebe yetlubu talebun. Nasara yensuru nesrun idi. Bu da dalbun gelmedi de dalebun. Değil mi? İki tane fetha var. Dalebun. Mastar gayri mimleri neydi? Semaiydi. Değişkendi. İşte bu da değişmiş. Nasrundaki gibi veya ketbunda olduğu gibi gelmemiş de bu şekilde gelmiştir. Fiillerin her birinin mastar gayri mimi aynı vezinde gelmez demiştik. Semaidir mücerretler, sülasi mücerretler demiştik. Bunun aynı zamanda bir örneği. Talebe yetlubu talebun. Bunun çekimini yapmanız gerekiyor. Bir insana bir fiilin mazi, muzari ve mastarı verildiği zaman artık sözlüğe de ihtiyaç duymamalı. Direkt gerisini otomatik olarak kendisi getirebilmelidir. Talebe istedi demek. Talebe istedi. Yetlubu ne demek olur bu durumda manası? Talebe fiili mazi istedi. Yetlubu fiili muzari manası ne olur? İstiyor, evet. İster, o da olur. Aynen. İster, istiyor, işte sin getirirsin, farklı şeyler getirerek ecek, acak da olur. İsteyecek manasına da gelir. Talebe yetlubu 24 kalıp olarak arkadaşlar. Talebe fiil mazi istedi. Yetlubu fiil muzari ister, istiyor. Talebun mastar gayrimimi istemek. Talibun ismi fail, isteyici, isteyen. İsteyici isteyenin oluyor tabi, dilenci değil yani, öğrenci manasında kullanılıyor. Talebe fiilini buraya yazdım, not alabilirsiniz. Aynı zamanda arkadaşlar sitede yazıyor bu fiiller. Talebe yetlubu talebun. Ardından ne geliyor? Baktığımızda gatele yektulu gatlun var. Rafa yerfa'u raf'un var. Terake yetruku terkun var. Manalarını da yazmışız. Bu nerede? Ders kayıtlarının saklandığı sayfada. Üçüncü dersin sonu. Yani ders kayıtları var ya,
İşte ders bir tıkla indir. Onun hemen üstünde bunlar yer almaktadır. Sizler de oradan bu fiilleri görürsünüz. Çekimine devam edeceğiz arkadaşlar. Evet, sana ne yapmış? Hepsini paylaştı mı? Terekeyi de paylaştı. Tamam. Bu fiiller arkadaşlar. Yarın akşam için demek ki ne lazım? 1. İsim fail ve isim mef'ulün çekimi. 2. Talebe yetlubu dalebun fiilinin çekimi. Bu iki şeyi hazırlayarak gelelim. Bundan sonra yani hem muhtelife hem muddari de birlikte götüreceğiz. 24 kalıp çekimini unutmamanız için bu. Tekrar olsun diye. Çünkü Arapçada bir şey öğrenmek kolaydır. Yani bugün Arapça ne bileyim Google'a yazsanız müpteda haber çıkar bir konu. 3-5 okursunuz az çok öğrenirsiniz. Ama önemli olan onu akılda tutabilmek. O yüzden tekrar çok önemli. Geçen akşamlarda bir hocamız vardı. Tekrar sen demiştin mesela. O da devamını getirmişti. Arapçada öyle bir Arapça öğrenenler arasında öyle bir deyim vardır. Hani birkaç versiyonu var gerçi. Tekrar ehsen demiştik. Velev kâne 180. Aynen. Yani tekrar yapalım biz de 24 kalıp çekimini. Aynı zamanda hem muhtelif hem muddaride yapalım. Emsile çekimi bittiğinde binaya geçtiğimizde baplara göre çekim olacak. Kaç bab varsa o babların yani ne diyelim çoğuna göre en azından. Birkaç bab zaten pek kullanılmıyor. Milyonda bir rastlama ihtimali. Bir iki baba önem vermeyebiliriz ama yaygın olanlara göre bablar çekimleri yapılmalı. Söylemiştik sonra nakıs, muhtel gibi şeylere göre de ecrefe göre ve benzeri şeylere göre de çekim yapılmalı. Ardından Kur'an-ı Kerim'de söylemiştik. Yani meal videolarım var. Gören vardır belki YouTube'da. Meali nasıl işliyoruz diye. Yani ufak tefek tahliller yaparak hem sarf yönünden hem nahiv yönünden ufak tefek de olsa tahliller yaparak. Devamı var mı? Devam yok hocam. Birinci cüzü bitirdim. İkinci cüzden bir ya da iki sayfa yaptım. Bıraktım. Devamı gelecek inşallah. Düşünüyorum ama bu aralar zaman sıkıntım var. Geçti ders kaydını durduralım. Ders anlatımı bitti. Şu an öyle konuşuyoruz sorusu olan var mı diye.